Ondan sonra Şekerfare diye bir kitap geldi. Geçen yıl Mayıs ayında çıktı. Şekerfare'de de aslında birazcık bu benim kendi hikayemi yırtmaya çalışan genç bir kadını yazdım. Çünkü o yırtma işi hiçbir zaman bitmiyor. Zaten bitmesin de insana enerji veren, insanın içinde o kaynayan yaşam ateşini devamlı böyle harlayan şey zaten o yırtmaya çalışma isteği. Ve ondan sonra Şekerfare geldi, ardından güzel senaryolar geldi. Ve şimdi bugün baktığımda bundan 15 yıl önceki Şebnem'e o kadar kafam karışık ve o üniversiteden çıkmışım, ne olacak bilmiyorum. Oraya mı başvursam, buraya mı başvursam, akademisyen olmak istiyorum ama tam da emin değilim. Yani o kafa karışıklığının bile tatlı bir sebebi varmış diyorum. Kafa karışıklığı iyidir. Çünkü kafa her zaman aslında net olursa birazcık daha esnek olmamızı engelleyen bir şeydir diye düşünüyorum. Fakat o kafa karışıklığında verilen hızlı kararlar aynı şunun gibidir. Mesela hep derler ya testlerde, çoktan seçmeli sorularda aslında ilk cevapladığınız şık doğrudur. Çünkü şimdi sen A dedin, hani biraz daha bakarsan E gibi gelir. Aslında D de olabilir falan derken hani o sorunun içinden bir türlü çıkamazsın. Dolayısıyla ilk verdiğiniz karar her zaman doğrudur. İçgüdülerle hareket etmek gerçekten çok önemli bir şey. Ve hayal kurmak en önemli şey. Hayallerinizi, o kurduğunuz düşlerinizi hiçbir zaman yabana atmayın. Onlar kurulduktan sonra bir yerlerde gerçekleşmek için bir yere saklanıyorlar. Ve ondan sonra demin dediğim gibi hazırlığın fırsatla karşılaşmasıyla birlikte önünüze bir şans çıkıyor. Ve bu inanın her birinizin önüne çıkacak. Bu belki özel yaşamınızda çıkacak, belki iş yaşamınızda çıkacak. Çünkü Şekerfare kitabında da Şükran baş karakterim. Orada Şükran'a babası çok böyle yerin dibine battığı bir anda, çok umutsuz hissettiği bir anda kendini şöyle bir şey diyor. Kızım diyor, hayatta hiçbir zaman sağlık, aşk ve başarı aynı anda aynı yükseklikte olmaz diyor. Biri çıkarsa biri iner. Biri çıkarsa aşık oldun, hay Allah iş kötü gitmeye başladı. İş iyi gitmeye başladı, hay Allah sağlık bozuldu bu sefer. Bu devamlı inen çıkan merdivenler gibidir diyor. Çünkü üçü birden tepe noktasında olursa şükredecek bir şey bulamayabilirsin diyor. O yüzden her zaman elimizdekine sahip olduğumuza o an için şükredip diğer tarafın çıtasını da kaldırmaya gerçekten çalışmak için böyle var gücümüzle bir istek duymalıyız diye düşünüyorum. O hayaller işte zaten hep o çıtayı daha yükseğe çıkarmak için bizim ihtiyacımız olan hayaller. O yüzden diyorum ki hayallerinizin peşinden gidin. Çünkü o hayaller size kuralları baştan yazdıracaktır.